Şunu söylediğimi hatırlıyorum. Soğuk görünen, bunu sırf onu kırmamak için yapmıyorum. Her gün geziyorsun, dışarı çıkıyorsun. Çok fazla rahattım. Yani bence sen pasaklısın. Yani o kadar bulaşık yıkadıktan sonra bence siz de sevmezsiniz. Yeni bir videodan selam. Haftalar önce sormuş olduğum hakkımdaki varsayımlarınızla alakalı videoyu bugün çekiyorum. Bir ara hiçbir şekilde kamerayı açmak istemediğim bir döneme girmiştim. Daha sonra da toparlanayım derken gececi olduğum bir vardiya zamanına denk geldi. Neyse işte derken bugüne kısmet oldu bu video. Bugün sizlerle hem YouTube üzerinden hem de Instagram üzerinden sormuş olduğum hakkımdaki varsayımlarınızla alakalı videoyu çekeceğim. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Böyle bir sohbet muhabbet havasında gelişsin. Hazırsanız eğer başlayalım. Bence sen genelde sessiz birisin ama yanında sevdiklerin olduğunda bir o kadar konuşkan. Yani hem doğru hem yanlış aslında. Bir yandan evet çok sessiz sakin bir insanım ama bir yandan da çok fazla hareketli, enerjik bir insanım. Yani biraz oradan biraz oradan alıp devam ediyorum aslında. O yüzden size net bir şekilde mesela evet ben çok sessiz bir insanım diyemiyorum. Hem öyleyim hem de değilim. Diyelim. Çok güzel bir vlog olmuş. İzleyenin yüzünde tebessüm bırakan. Teşekkür ederim. Bu vloga bakarak bence sen pozitif birisin. Böyle zamanlarda da etrafındaki insanlara da bu enerjini yansıtan, onlara da mutluluk verebilen birisin. Kocaeli vlog videomdan bahsediyor burada. Yeri gelmişken gerçekten orada sevdiğim insanlarla birlikteydim ve çok fazla rahattım. Yani kimseyle buluştuğunuz zaman böyle bir diken üstünde hissedersiniz ya kendinizi. Çok fazla rahat hareket edemezsiniz. İşte aman şu espriyi yapsam yanlış anlar mı, şunu söylesem bir şey der mi gibisinden. Bazen düşüncelere kapılırsınız. Ya. Yani o videoda hiç o tarz insanlar yoktu. Aşırı rahattım. Hatta o video bittikten sonra Hakan'a izletmiştim. İlk şunu söylediğimi hatırlıyorum. İlk kez atacağım bir videoda gerçekten kendimi yansıttığımı hissediyorum. Yani eğlence anlamında bunu söylüyorum size. O yüzden o videoyu çok çok fazla seviyorum. İzlemediyseniz de eğer izleyebilirsiniz. Diyerek asıl varsayım kısmına geliyorum. Pozitiflik kısmında kesinlikle haklısın. Gerçekten çok pozitif bir insanım. Beni zaten yakın çevreden tanıyan çoğu insan bunu biliyor. Çok çok kötü bir olay bile olsa onun hep iyi bir yanından bakmaya çalışıyorum. Ya da elle tutulur hangi yanı var diye düşünüyorum. Pozitif olduğum zaman, mutlu olduğum zaman, kendimi çok çok iyi hissettiğim zaman bunu etrafındaki insanlara evet yansıtıyorum. Yani bu varsayımda kesinlikle haklısın. Bence sen gezmeyi seven birisin. Kesinlikle. Gezmeyi aşırı aşırı seviyorum. Öncelikle çok keyifli bir videoydu. Teşekkür ederim. Varsayıma gelecek olursak bence sen değişime açık birisin. Değişime evet açığım ama bunun yavaş bir şekilde olması gerekiyor. Yani her şey bir anda çok hızlı bir şekilde olduğu zaman ya da benim hiç bu süreçlerden haberim yok ve bir anda bir değişim olduğunda ben böyle bir afallıyorum. Bu iyi yönde de olsa, kötü yönde de olsa bu değişimi hissetmem gerekiyor. Ya da bir şeylerin değişeceğini ya da kendimde bir şeyleri değiştireceğimi böyle hissetmem, farkındalık yaratmam gerekiyor kendimde. Daha sonra küçük küçük adımlarla bunu ilerletebilirim. Her gün geziyorsun, dışarı çıkıyorsun. Her gün gezmiyorum. Şöyle haftanın 2 günü tatilim var. Bazen bir günümü ablam ve yeğenlerime ayırıyorum. Hatta bazen 2 gününü de ablam ve yeğenlerime ayırıyorum. Yani ablama gitmek gezmekten sayılmıyor diye düşünüyorum. Mesela kimisi çalışıyor, iş çıkışı da bir yerlere falan gidiyor ya, ben de bu çok çok nadir oluyor. Uykusuzluğa gelebilen bir insan değilim ve bazen sabahçı olduğumuzda doğal olarak erken kalkıyoruz ve eve gelir gelmez mesela uyumak istiyorum ya da dinlenmek istiyorum. Ya da gececi olduğum zaman gece eve geliyorum. Zaten hani gündüz nereye gideceğim? Çünkü full evde kalıp uyuyorum. Yani uyku konusundan dolayı çalıştığım zaman diliminde dışarı çıkmıyorum. Ama o 2 günlük tatilimde tabii ki de dışarı çıkıyorum. Her gün gezmiyorum. Hayır, ama gezmeyi isterdim. Dışarıdan eğlenceli, sosyal gözüksen de içeriden çok duygusal birisin. Evet, kesinlikle öyle. Yani dışımla içim aynı değil. Arkadaşlar bunu her seferinde söylüyorum ama dışarıdan bence de çok eğlenceli gözüküyorum. YouTube'a attığım videolar olsun, işte Instagram'daki Reels'lar falan olsun. Ama iç kısım çok farklı. Yani devreye iç kısım girdiğinde oradaki tüm dengeler böyle bir anda şaşıyor. O yüzden kesinlikle haklısın. Soğuk görünen ama tanışıldığında göründüğünün aksine çok sıcakkanlı olduğu söylenen o kişisin. Ya bu bana çok çok fazla söylenen bir şey. Dışarıdan buz gibi göründüğümün farkındayım. Ama beni yakından tanıdıkları zaman öyle bir şeyin olmadığını bizzat o kişiler söylüyor zaten. Hatay yemeklerine aşık birisin. Ben çok aşığım. Arkadaşlar ben Hatay yemeklerine, Hatay'a, Antakya'ya, her yere aşığım. Yemek kısmında da şunları söyleyebilirim. Eşimle yıl dönümümüzü kutlamaya gittik. Menü geldi önümüze. İşte değişik yabancı isimler yazıyor. Çok farklı
farklı menüler çıkıyor önümüze. Sonra bir baktım alt tarafta işte yöresel kısım falan vardı. Bir baktım orada tepsiye et. Hatay'daki ismi onun siniye et. Dedim ki inanamıyorum. Yani ben bunu yiyeceğim. Ben bunu yiyeceğim dedim. Hemen bir baktık kalkanla ortaya kocaman bir tepsi. Et söyledik. Tepsiye et kırmızı çizgimdir. Patatesli köfte mesela kırmızı çizgimdir. Bence sen çok alçak gönüllüsün. Teşekkür ederim. Genel olarak kendimi kimseden üstün görmem. Nazik, kibar bir insanım diye düşünüyorum. O yüzden bence varsayımın doğru. Alışveriş bağımlısısın. Hayır, hayır. Gerçekten alışveriş bağımlısı değilim. Bir zamana kadar evet öyleydi ama şu an kesinlikle değilim. Hatta dolabımı açsanız o kapsül dolap dedikleri dolap bence benim dolabım. Sadece gerekli olan eşyaları alırım. Fazladan eşya almam. Gerekmiştir yani. Bir şekilde onu almam gerekiyordur. Evde bir şey eksilmiştir ya da kıyafetlerimle alakalı bir şey eksilmiştir. O şekilde almışımdır. Çok ama çok tatlış birisin. Teşekkür ederim. Bence sen pasaklısın. Pardon. Ben pasaklı değilim. Ben sadece çok fazla dağınık bir insanım. Annem babam çok fazla şikayet ederdi hatta bundan. Şu an Hakan çok fazla şikayet ediyor. Dağınık bir insanım ve bunu çözemiyorum. Şu an bu şekilde mutluyum ama pasaklı kısmına gelecek olursak hayır. Ben pasaklı değilim. Bence siz kendinize ve çevrenize değer veren presentable bir görüşünüz var. Teşekkür ederim böyle düşündüğünüz için. Kendime değer veriyorum. Bu konuda hiç mütevazilik yapmayacağım. En çok kendime değer veriyorum diyebilirim. Çünkü bu konuda şöyle düşünüyorum. En iyi değeri ben kendime vermezsem zaten hiç kimse bana vermez. Ben kendime değer vereceğim. Ben kendimi iyi hissedeceğim ki etrafımdaki insanlara da bu neşeyi, ışığı saçabileyim. Bunu bir düğüm zincir gibi düşünüyorum hatta. Yani kendinize yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri kendinize değer vermek. Ki bunu bence hepimiz hak ediyoruz. Bence sen bulaşık yıkamaktan nefret eden birisin. Evet ama bununla alakalı geçmişten gelen bir şey var. Bizim evimizde hiçbir zaman bulaşık makinesi olmadı arkadaşlar. Annem hiçbir şekilde almıyordu. Almıyordu yani hiçbir nedeni yoktu. Almıyordu. Ve hep şey diyordu. Evde sen varsın zaten. Bulaşık makinesi almamıza gerek yok falan diyordu. Ancak sen bu evden gidersen ben o şekilde bulaşık makinesi alırım diyordu. Yani düşünün benim anneannemin evinde bile bulaşık makinesi vardı ki şu an gerçi herkesin evinde bulaşık makinesi var ama bizim evimizde yoktu. Ve bizde çok fazla bulaşık olurdu. Ve annem misafiri de çok fazla sevdiği için yani her gün istisnasız bizim evimize misafir gelirdi. Gelen kişilere de annem kesinlikle yemek olsun falan. İlla içirmeden, yedirmeden asla bırakmazdı. Aşırı misafirperver bir insandı anne. Yani o kadar bulaşık yıkadıktan sonra bence siz de sevmezsiniz. Bence kendi halinde takılmayı ve yalnız kalmaktan gocunmayan bir insansın. Bu arada çok tatlısın. Teşekkür ederim. Kendi halimde takılmayı çok çok fazla seviyorum. Bundan evet gocunmuyorum. Ve bence bunun gocunulacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Geçen gün hatta bir arkadaşımla sohbet ederken bana dedi ki ben yalnız başıma molalara inemiyorum dedi. Ben dedim ki hani nasıl inemiyorsun dedim. O dedi ki birine ihtiyaç duyuyorum. Hani birisi olmak zorunda dedi benim yanımda. Ben mesela tek başıma kafeye de gidemem dedi. Oturup tek başıma kahve içmek bana çok saçma geliyor dedi. Ben de dedim ki ben de tam aksine hep yalnız başıma gidiyorum dedi. O mesela benim bu yaptığıma çok fazla şaşırdı. Gerçekten yalnız takılmayı çok çok daha fazla seven bir insanım. Çünkü tüm kontrol bende. Anlatabiliyor muyum? O an canım istedi ve bir kafeye oturdum. 5 dakika sonra kalktım diğer kafeye geçtim. Sıkılacak mı? Eve mi gitsek gibisinden benim düşünmemem lazım. Ben zaten kendi zihnimi rahatlatmak için dışarı çıkıyorum ya da kendimle baş başa kalmak için dışarı çıkıyorum. Ve şunu da kesinlikle eklemek istiyorum. Bilmiyorum yani sizde de öyle mi ama ben yalnız başıma olduğum zaman çok daha fazla aklıma fikir geliyor. Yani bu normal günlük yaşantım olsun, yapmak istediğim yeni yeni şeyler, aktiviteler olsun, videolarla alakalı bir içerik olsun. Hep böyle yalnız aklıma geliyor. O yüzden çok fazla seviyorum. Sessiz, sakin, duygusal bir insansın ve karşı taraf ne derse hemen kırmadan yapan bir kişisin. Seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Yani yine bunu videonun başlarında bahsetmiştim aslında. Bir yanım evet çok sessiz, sakin ama bir yanım da çok çok fazla enerjik. Hep bir şeyler yapmak isteyen, üretmek isteyen bir tarafım da var. Duygusallık kısmında duygusalım. Duygusalım yani. Her zaman öyleyim. Karşı taraf ne derse hemen yapmıyorum aslında. Şöyle yani yapabileceğim bir şeyse tabii ki de yapıyorum. Ama bana ters gelen bir şeyse ya da yapmamam gereken bir şeyse ya da yapmak istemiyorsam o an bana doğru gelmiyorsa bunu sırf onu kırmamak için yapmıyorum. İstemediğim herhangi bir şey varsa karşı tarafa bunu net bir şekilde söylerim. Sınırım varsa net bir şekilde çizerim. Yani karşıdaki taraf ne derse hemen yapmam. Bana doğru geliyorsa ya da yapabileceğim bir şeyse gerçekten evet yaparım. Çok naif, güzel ve tatlı birisin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani hani
Bilmiyorum, bu tarz şeyleri çok söyleyecek bir şey bulamıyorum ama teşekkür ederim. Gerçekten çok fazla mutlu oluyorum bu tarz şeyler okuduğum zaman. Tabii yani kimin hoşuna gitmez ki diyorum. Çok iyi dans ediyorsun. Danstan kastınız o romantik danslar falansa hayır. Ama normal enerjik şeyleri ayak uydurma kısmında bence iyi oynuyorum diye düşünüyorum. Bence sen sıkılıyorsun. Hayır. Sıkılma hiçbir şekilde vaktim ve zamanım olmuyor. Hayatımın arka planında çok çok daha farklı şeyler var. Bir yandan o şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bir yandan eve yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan YouTube'a yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan Instagram'a yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan arkadaşlarıma zaman ayırmak istiyorum. Bir yandan gezmek istiyorum. Bu kargaşanın arasında gerçekten sıkılmaya zamanım olmuyor. Sıkılmayı geçin, benim uyumaya bile zamanım olduğu için gerçekten şükrediyorum. Bence sen duygularıyla mantığını eşit mesafeden aktarabilen birisin. Bunu size aktarabildiysem ne mutlu bana diyorum. Çünkü tam olarak aktarmak istediğim şeylerden biri buydu aslında. Duygularımla çok fazla hareket ettiğim zaman genelde sonu çok iyi yerlere varmıyor hayatımda. Hep öyle oldu. Her zaman öyle oldu. Keşke hayat bu kadar pozitif olabilse ya da keşke her şey o düşündüğümüz o pembe düşler gibi olsa ama ne yazık ki öyle değil. Ben duygusal anımda hangi kararı verdiysem hep sonunda pişman oldum. Bu tarz durumlarda da genelde çok fazla doruk noktalarını yaşadığım zaman genelde sakinleşmeyi bekliyorum. Sakinleştikten sonra oturup düşünmeye başlıyorum. Artı yönleri neler, eksi yönleri neler. Herhangi bir karar vereceksem tabii bunu yapıyorum. Sonra diyorum ki ha evet, hani evet bunu yapmamalıydın. Halbuki normalde duygusal anımda en çok yapmak istediğim şeylerden biri o. Aslında yapmamam gereken bir şey. Daha sonra da mesela bunu yapmadığım için çok mutlu oluyorum. İyi ki yapmamışım diyorum. Bence sen hayata gördüğüm en güçlü insanlardan birisin. Bir yanım çok fazla zayıf aslında. Ama bir yanım da gerçekten bir o kadar güçlü. Onu da hissedebiliyorum içten içe. Bazı şeylerle baş etme kapasitemin son zamanlarda çok daha fazla iyi bir şekilde arttığını hissediyorum. Burada YouTube üzerinde size güçlü bir duruş sergilediğimi farkındayım. Ancak içeriden o şekilde ilerlemiyor aslında. Yani bazen hem güçlü olduğumu düşünüyorum hem de güçlü olmadığımı düşünüyorum. Bazen hayır ya, ben bunun altından gerçekten kalkamayacağım dediğim çok fazla an oluyor arka tarafta. Yani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya bu konuya net bir şekilde evet ben çok güçlü bir insanım ya da hayır ben çok güçsüz bir insanım diyemiyorum ama bunun ortasında bir yerdeyim sanırım. Bence sen hayattaki tüm zorluklara ve acılara rağmen dimdik durmayı başaran birisin. Ya dimdik durmayı başarabiliyor muyum bilmiyorum ama sanırım bu süreçlerle artık nasıl baş edebileceğimi öğrendim. Ama genele bakılırsa evet, bence çok güzel bir şekilde bu kısımda yol aldığımı düşünüyorum. En azından ilerleyişin nasıl gideceğini, nasıl daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceğimin farkındayım. Zaten tüm bu süreçleri hala psikoloğumun tavsiyeleriyle ilerliyorum. Dik bir şekilde evet ilerlemeye çalışıyorum ama madalyonun bir de diğer tarafı var. İnsanın kendiyle baş başa kaldığı bir gece de var. Bence sen kırık olan kanadını çiçeklerle destek yaparak yeniden uçmayı öğreniyorsun. Çok güzel bir varsayım. Şubat ayından bu yana hayatını özetle deseler tam olarak bu cümleyi kurardım herhalde. Çok çok doğru bir varsayım. Daha yeni başlıyorum her şeye. Hayat çok güzel. Yaşımız çok genç. Yapacağımız daha çok şey var. Her şeyin güzel olacağına, güzel bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum. Bunlara inanmak istiyorum. Çünkü neye inanırsanız ona dönüşürsünüz. Bu arada varsayım için cevap yazanlara tek tek buradan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Sizi çok fazla seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.